Somali'nin başkenti Mogadişu'da hiç kimse şiddetten kaçamıyor. Özellikle siviller. Her yıl çok sayıda sivil Afrika Birliği tarafından desteklenen hükümet güçleriyle El-Şebab örgütü militanları arasındaki çatışmalarda yaralanıyor. Somali'de 1991'den beri işleyen bir merkezi hükümet bulunmuyor. Geçen yıl bu adam gibi yaklaşık 6000 kişi hastaneleri doldurdu. Rakam 2008'in iki katıydı. Çatışmalar yüzünden Medine Hastanesi personeli aralıksız 24 saat çalışıyor. Bu adamın sol kulağından giren mermi sol gözünden çıkmış. Durumu ağır görünse de doktorlar onu kurtaracak. Bu hastada mermi kaynaklı çok sayıda yara var. Mermi arkadan girip ön hesaplanmış. Kalın bağırsak yarısı mevcuttu, ona bir kolostomi yaptık. Organları yerinde duruyor, gerisi sağlam. ...70 doktor ve hemşire canlarını ortaya koyarak yaralı ve hastaları tedavi ediyor. Hastane çevresinde devriye gezen silahlı timler onları koruyor. Bazıları bugüne kadar çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Başhekim Doktor Yusuf, suikast girişiminin hedefi oldu. Risklere rağmen başhekim, hangi aşiret, siyasi kamp, din veya silahlı örgütten olursa olsun, hastanenin yaralı ve hastaları tedavi konusunda sıkı politikası olduğunu belirtiyor. Buraya getirilen hastalara nereden geldiklerini, ne iş yaptıklarını sormuyoruz. Sadece tedavi ediyoruz çünkü böyle çalışmak istiyoruz. Medine Hastanesi'nde tedavi görenlerin 1/4'ü havan, top ve mayınlar yüzünden yaralanmış. Görüyorsunuz, giriş burası. Mermi buradan girmiş. Görüyorsunuz, felç olmadı ama çoğunlukla bu vakalar felç oluyor. Çatışmada yaralananların 1/3'ünü kadın ve çocuklar oluşturuyor. Said El-Jama çatışmalar yüzünden güneydeki köylerinden kaçarak Mogadişu'ya sığınmış. Fakat Bakara'daki dükkanını kaybetmiş. 12 yaşındaki oğlu Aden roketin hedefi olmuş. Olay sırasında Bakara'daki markette diğer çocuklarlaydım. Roketler isabet etti. Hareket edemedim. Felç olmuştum. Beni buraya getirdiler. O zamandan beri buradayım. Sadece gözleri ve ağzı oynuyor. Kol ve bacaklarında his yok. Dışkı ve idrarı yatağına yapıyor. Ondan daha fazlasını bekleyemem. O benim en büyük çocuğum. Onun yerine kimseyi koyamam. Geride kalan 2 ay boyunca Aden'in bakımına Medine Hastanesi üstlendi. Babası yeni doğum yapan annesini ve diğer çocukları şehir dışına gönderdi. Başka çocuklarım da var. Onlar için elimden bir şey gelmiyor. Bu çocuğum için de aynısı. Öylece burada yatıyor. Dünyaya oğlumu tedavi etmeleri çağrısı yapıyorum. Medina, masrafları Kızılaç tarafından karşılanan 2 ana hastaneden biri. 85 yataklı hastanede aynı anda 300 vaka kabul edilebiliyor. Geçen yıl başvuran 4347 kişiden 1/4'ü çatışmalar haricindeki vakalardı. T24
teyzesi tarafından iştahsız olduğu için hastaneye getirilen 10 aylık bu bebek onlardan biri. Bebek astım ve trombozdan muzdarip. Personelin çabasına rağmen minik yavru hayata veda edecek. Tünelin sonunda ışık yok. Ufukta çözüm yok. Çatışan taraflar her gün birbirinden daha daha ve daha fazla uzaklaşıyor. İnsanların eve dönmesi için bir gün bir araya gelip masaya oturmaları noktasında umut yok. Çatışmaların başladığı 1991'den bu yana Somali'de 1 milyona yakın kişi şiddet, kıtlık ve hastalıklar yüzünden can verdi. İşte ondan çıkardığımız mermi. Her gün bunun gibi kaç mermi çıkarıyorsunuz? Çok sayıda, sayamayız. Çok miktarda. Somali'de şiddette daha çok yaralanan olacak. Daha çok mermi çıkarılacak. Ülkenin istikrara kavuşması için yapılan uluslararası girişimlerse henüz etkili değil.